Arkadaşlar herkese merhabalar, ben Caner. Bugün annemle eşim şebit yemek istediler. Şebit sizde nasıl söyleniyor, gözlemeye benziyor ama bu Akdeniz Toroslarında yapılan işte bir bazlama şeklinde bir yemek. Bir yere gidelim, piknik tarzında bir şey yapalım dedim. Şebiti tercih ettiler. Dolayısıyla bugün gezimiz yaylaya doğru olacak. Kızım da çok sıkıldı, onu da biraz gezdireceğim. Gitmeden önce arabayı yıkadım. Çekimde görmüşsünüzdür zaten. Pis arabayla gezmediğimi de biliyorsunuz. Tam da uyanamadım. Bana kahve almaya fırsat bile vermediler. Orada Türk kahvesi yapacaklarmış. Güzel bir mekan var. Bu gözleme, bazlama, şebit, o tarz şeyler. O maç var bir de. Buraya özgü bir yemek. Onu güzel yapan bir mekan var. Daha önce öğrencilerimi oraya götürmüştüm. Hem oraya gideceğim. Kar varsa kar görmeye çalışacağız. Görüntüleri de size aktarmaya çalışacağım. Buyurun beraber geçelim. Benzin 7.47. 7.5 ne ya? Pahalı. Yine pahalanmış. Abla kolay gelsin. 100 lira alabilir miyim? (Gülüyor) 7.47. 100 liralık aldım. Yaylaya gidip geleceğim. Sonra depoyu dolduracağım. Ama Hopi BP'de olduğu için BP'den dolum yapıyorum. Çok fazla bir şey geleceğini sanmıyorum. (Gülüyor) 10 litre 74 lira olsa işte hemen. Teşekkürler, kolay gelsin. Babacığım. Şaşırdı tuttan aldı. Canan nasıl kapatacağız oğlum bunu? Aşkım gel. Tut bakalım. Ayna var altında, bir şey olur mu? Kırılabilir. Nerede, büyük mü? Kızım ne yapıyorsun? Tamam. Alacağım, cips istedi çocuk. Cips almam lazım. Anne metform istedi. Metform da alacağım. Efendim, Alanya arkamızda kaldı.
Bu yol yayla yolu. Şu dağı geçtikten sonra, şuradaki yoldan gidip dağı geçtikten sonra artık Alanya'yı bir daha göremiyoruz. Çok da değil, 10-15 dakika oldu biz buraya geleli. Hemen yayla yoluna geçilebiliyor. Öyle yaylalar biraz uzak ama bu yüksekliğe çıkmak çok zor değil. Bakın Alanya Kalesi karşıdaki yer. Daha önce oradan çekim yapmıştım, kaleye bir sürüş yapmıştım. Oradan bu taraf gözüküyordu. Şimdi buradan o tarafa bakıyoruz. Sol taraf Kargıcak, Demirtaş mevki. Alanya'nın doğu yönü. Sağ taraf batı yönü ama şu an buradan orayı tabii ki göremiyoruz. Hava sisli. Normalde pasparlak olurdu. Ama bugün soğuktan dolayı bir sis değil arkadaşlar. Sıcağın bir puslu sıcak olur ya, o var. Şurası da işte Oba mevkinden dağ yollarına, Hadim'e çıkan yollar. Oralarda Konya'ya falan bağlanıyor o dağların arkasından. Arabadan çekim yapamadım. Biraz konuşup bazı yerleri anlatmak istedim de küçük bir canavar var. Benim kız rahat durmadığı için sürekli bir şeyler istiyor. Bir de babaannesi yanında, o şımarıyor yanında. O yüzden sonra belki bir şeyler konuşuruz. Şimdi yola devam ediyoruz. Ben size çekim şeklinde aktarmaya çalışacağım. Yenge nasılsın? Sağ ol, biz açız. Tamam, geliyor. Çocuklarımız da çok geriliyor. Bir sene dediğin gibi, nurattığımızı bilemedik ama.
Zeyna abiyle fotoğrafınız var bizde şurada. Dizilmiştik. 40 tane öğrenci geldik biz. Evet. Kurstan da geldiniz dediğin gibi. Okuldan da geldiniz. Şey de vardı. Ayşegül'le de geldiydiniz bildiğiniz. Yok. Hani işte ana sınıfım vardı. O onu getirdi. Lise grubuydu benim öğrencim. Seninki büyüklermiş daha. Oba tarafından. Kurslardan gelinlerdi. Kalabalık olurduk. İşte parti konuşması olurdu her şey. O zaman da çok birliktilerdi. Biz evet. Bu yıl öyle bir şey yok. İşte ben ortalık beğendim. Seni çok çeken oluyordur bu işi yaparken. Değil mi? Her gelen bir şekildir. Bazen şey vermediyse bir süre ben şey olmaz. Ha, gelen giden olmuyor değil mi? Atabilirimizi ne yapabilirler de. Neyse neyse. Bana da onu şey önerdi. Azimet var ya. He. İlk burayı. Ben bilmiyordum. Evet. Benim kasap orası. Evet, bizim kasap da orası. Evet, Zeyn abi numarası. Zeyn abini bul dedi. Numarasını verdi. Öyle tanıştık. He, evet ama. Akraba bile değil, işte arkadaş değil. Yani biz de oradan alırız. Ama güzel o. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Siz hep buraya geliyorsunuz. Allah razı olsun. Hanım tezgaha kur. Ceza yemesinler. Pandemiden dolayı oturmak hala yasak olduğu için normalde oturun dediler ama biz zor durumda bırakmak istemedik. Tezgaha kuruyoruz yine. Onu bitirebileceğiz mi? O 3 tane olacak değil mi? Evet. Bitiririz inşallah. Bitirirsiniz. Benim tam yani iki gözleme de tam iyi doyarsınız ama siz biraz az yiyebilirsiniz. Ben iyi yerim de hanım yiyemiyor. Yerine göre bazen de o benden çok yer. Bir de yapalım ki başlarca değil. Şimdi bu sıra dediğim gibi oturmam ama yeşillik de veremiyoruz. Hani zeytin olurdu mesela domates, zeytin, reçel, çay, ayran diye birer lokma her şeyden alsa birer gözleme de doyarımız var. Çayımız var değil mi? Var. Küçük yaramaz gel. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Pişirelim bunu da. Ateşte pişirelim. Allah izin verirse pişireceğiz. Yer misin? Yiyecek misin? Şebi yapacağım. Fatoş acıktın mı? Yok şey yedim ya. Kıyırdı geçti. Tuttu. Sürekli ağlıyorsun kızım. Sürekli ağlıyorsun. Sürekli bir şey istiyor. Kızlar amca sana. Arkadaşlar şu an Kızıl Alan'dayız. Kahve yapılıyor. Kızım gene rahat durmuyorsun. Aferin. Arabayı da açtım. Hava çok temiz. Alanya'ya göre nispeten biraz daha soğuk. Yani 10 derece civarında şu an. Temiz hava alsın diye arabayı da açtım. O duman falan buraya gelmiyor. Sıkıntı yok. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Buradan Alanya'ya döneceğiz. Burası güzel. Tavsiye ediyorum. Alanya'ya geldiğiniz zaman sadece deniz, kum, güneş değil. Buralara da gelmeniz lazım. Buranın hem havası çok güzel. Şu an duman çıkıyor hatta ağzımdan. Piknik yapabilirsiniz. Hatta biraz daha gidince kar falan da var da bayağı uzak. Çocuk arabada beni çok zorladığı için oraya arabayı sürmeyeceğim. Buradan geri döneceğim. Bu şekilde.
Yaramaz. Cadı. Çekim yaptırmadın yolda. Sen niye yaramazsın? Öpücük at. Öpücük atmayacağım. Atacaksın. Atmayacağım. Bir tane öpücük at. Hayır. Sırayla. Hayır. Tamam. Ne sağlık. Yani. Hadi içelim. Bay bay yapın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Atış, afiyet olsun. Teşekkürler.